Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Süreyya Öneş Derici. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimi ve Türk halkına armağanı olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor. Ülkemizin kurucusu ebedi başkomutanımız başta olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, İsrail hükümetiyle yapılan askeri anlaşmaların gözden geçirilmesine dair grup önerisi üzerine partim adına söz almış bulunuyorum. Filistin-İsrail savaşının geldiği aşama hepimizi endişeye sevk ettiği gibi içimizi de yakan bir nitelik taşımaktadır. Öncelikle meseleye insani boyutta ve objektif yaklaşmak gerektiğini vurgulamak isterim. Hamas'ın 7 Ekim 2023 günü İsrail'e başlattığı kapsamlı ve sürpriz saldırıyla mağdur konumuna bürünen ve bu şekilde Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin öteden beri var olan desteğini en üst düzeyde arkasına alan İsrail, çatışmayı olağanüstü boyutlara çekerek uygulamalarıyla bölgede ortaya çıkan insanlık dramını her geçen gün ağırlaştırmaktadır. Öteden beri açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen Gazze'de yaşayan Filistinliler halen ya topraklarını terk etmek veya ölüm arasında tercihe zorlanmaktadır. Batı Şeria ile ilgili tecrübeler yerlerinden edilen Filistinlilerin çatışmalar bitse bile bir daha topraklarına dönemediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan kriz nedeniyle Amerika başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de güç yığılması, öznenin Hamas olmadığı, bölgedeki İsrail karşıtı ülke ve aktörlerin sürece aktif olarak dahil olabilme ihtimali, çatışmanın yayılmasına dair endişeleri arttırmaktadır. İsterdik ki bu insanlık dramının sonlandırılmasında Türkiye daha etkin bir rol oynayabilsin. Bu mümkün mü? Bugünkü şartlarda tabii ki değil. Ülkede kendi yarattığı ekonomik güçlükler sebebiyle yabancı sermaye girişine bel bağlamış bir iktidarın dışarıda hareket kabiliyeti de buna paralel olarak zayıflamış durumdadır. Maalesef Türkiye bugün batıda olduğu gibi bölgemizde de ağırlığını yitirmiştir. Çatışmanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafları itidale davet eden açıklamalarına bakarak memnuniyet duymuştuk. Maalesef dünkü Hamas konusundaki açıklamalar Türkiye'yi bu çatışmanın bir tarafı haline getirmiştir. Değerli milletvekilleri, partimizin yıllardır ısrarla vurguladığı bir husus var. Dış politika... Teşekkürler. Dış politika meseleleri iç politikadaki çıkarlar uğruna istismar edilemez. Ülke güvenliğimizi ilgilendiren sorunlar hamasi söylemlerle sulandırılamaz. Dış politikadaki tutarsızlığın meclis nezdinde bir araştırma önergesine konu olacak hale gelmesi yaşadığımız durumun vehametini açık saçık göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarı sorunlu dış politika anlayışını terk ederek tüm partilerin ulusal uzlaşısına dayanan bir dış politika çizgisine dönmeye bir kez daha davet ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.